51 yılını Türk sinemasına verdi. Çok ter döktü. Yetmedi, kanını döktü. Vücudunda kırılmadı, kemik kalmadı. Ölümlerden döndü. Ama yine de hiç kimseden bir şey istemedi. Artık 82 yaşında. İstediği bir tek şey var. Mümkünse telif haklarını, hakkını istiyor. Ama bunu niye istiyor? Bunu Yeşilçam emekçileri ve aileleri için istiyor. Çünkü o sadece filmlerinde değil ama gerçek hayatta da bir Battal Gazi, Kara Murat, Malkoçoğlu. Aslına bakarsanız o vatandaş Rıza'nın ta kendisi, öğretmen Kemal, komiser Cemil, insanlığıyla, adamlığıyla, yaşına göre 82 olmasına rağmen delikanlılığıyla, milliyetçiliğiyle, vatanseverliğiyle, halkına olan aşkıyla, askerine olan saygısıyla ve daha da önemlisi, bütün bu değerleri bağrında barındıran gerçek Atatürkçülüğüyle Cüneyt Arkın. Sevgili Cüneyt Arkın, kendisi gelemedi ama bizi yalnız bırakmadı. Bakalım o da gecemize katıldı, bakalım neler söyledi. Bu güzel, çok anlamlı davetinize adına gelemedim. Şimdi bayağı üzülüyorum. Uzun süredir ayrı kaldım sizlerden. Sevgi dolu, içten gelen bakışlarınızı, sımsıcak hareketlerinizi, o candan yaklaşmalarınızı çok özledim. Uzun süre ayrı kaldım çünkü. Hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Güzel sözlerden sonra Murat'cığım ben ne söyleyeceğim? Gerçekten çok duygulandım. Şimdi o buradan bu ödülünü almak isterdi. Ama Papu gibi oğlunu, Aslan gibi oğlu geldi onun yerini almaya. Ben buradan ona bir mesaj yollamak istiyorum. Dünyanın en iyi babası, dünyanın en iyi eşi ve sevgi dolu... Bilmeyeceğim şimdi ama... Onu kucaklıyorum, sevgiyle öpüyorum. Onu çok seviyoruz. Sağ olsun. Ben tabii ki bu güzel sözlerden sonra söyleyecek hiçbir şey yok. Ne mutlu Cüneyt Arkın'a. Acil şifalar diliyoruz ama 1969 yılında ilk Altın Koza ödülünü alan Yılmaz Güney ile oynadığı oyunda Sayın Fatma Kirik, küçük hanımefendisine, güzel hanımefendisine de yine sağlık problemleri var. Ona da acil şifalar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Selamlar.